En hocam. Arkadaşlar kolay gelsin. Abdullah Bey hoş geldiniz. Hoş. Çocuklar ben atölyeye iniyorum. Bir şey olursa bana haber verin lütfen. Bahattin şu Büyük Osmanlı arması değil mi? Evet. Duruşlara bak şunları ya. Az önceki anlattığımız benim hikayeye benziyor işte. Çekmek var, çek. Oradakilere bakar mısın Hamza abi? Yine daha ne gibi abi? Yani gündüz patron, akşam sanatkar patron, ya da üst katta patron, o da ikisi de olur. Ya da şu anda Sivas Spor'su. Gelsin orada resim çekmiş. Not aldı, dedi ki doğru söylüyorsun dedi. Abi sana şunu söyleyeyim. Bizim İstanbul'dan arkadaşlarım, sizin okuldaki arkadaşım hep yalancı. İşte son maçta forma giyen 11'in şeyini hani Kone'ninkini yaptın ya. Abi şimdi böyle demem şey. İşte ya adını öyle koysak. Adaylı bir oyun diyor lan. Bir oyun sen de daha önce. Fark etmiyor. Kimden var? Tabii bu sürekli çalışıyorum. 2004 yılında üniversiteden emekli oldum. Ondan beri de devamlı çalışıyorum. Ama çalışırken de zaman zaman stres atmak için burada kendime bir atölye oluşturdum. 5-6 metrekarelik bir atölye. Burada önceleri işte mum yaparak başladım ama daha sonra biraz geliştirdim. İşte polyester dökümüne, hatta kurşun dökümüne başladım. Bu yaptığım işlerin sıfırdan başlayarak kalıbını ben döküyorum. Yani kalıbını da ben yapıyorum. Kalıbını yaptıktan sonra o çıkan polyesterleri ki epoksi reçine de diyebiliriz. Bunları şurada bir makinamız var. Vız vız diyoruz buna. Bir tür torna tesviye makinesi gibi bir şey. Onunla tesviye edip güzel bir şekle soktuktan sonra da burada gördüğünüz işte boya atölyemiz. Burada boyalarını yapıyoruz. İşte şurada görüyorsunuz mesela Osmanlı Devlet arması gibi, Atatürk gibi. Bunları yapıyorum ve bunları yaptıktan sonra da herhangi bir ticari amacım yoktur tabii. Burada mesai saatleri haricinde çok yorulduğum zaman buraya dinlemek için geliyorum. Cumartesi, pazar çalışıyorum. Akşamları mesai bittikten sonra çalışıyorum. Bir şeyler üretiyorum ve bunu da bu ürettiğim şeyleri de insanlara dağıtıyorum ve bundan da çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Mesela ben şu güne kadar zannediyorum Sivas'ta 500'e yakın Atatürk dağıttım. Atatürk heykeli dağıttım. Bunun yanı sıra işte Osmanlı arması gibi ne bileyim başka çeşitli şeyleri eski işte Gök Medrese'deki Hayat Ağacı gibi, Selçuklu Kartalı gibi etiler, asurlar, Babillerin amblemleri gibi birçok tableti de burada dökerek belli bir şekle sokuyorum. İnsanlar da bunu hediye ettiğim zaman çok mutlu oluyor. Ama onların mutlu olmasından daha çok ben mutlu oluyorum. Çünkü yaptığım şeylerin birileri tarafından takdir edilmesi, beğenilmesi beni mutlu ediyor. Neredeyiz? Şu an burası bir medikal işletme, iki katlı bir medikal işletme.
Toplam 600 metrekarelik bir medikal işletme. Üst katta çalışanlarımız var. Alt katta depomuz var ve deponun bir kısmında da şu anda bulunduğumuz benim hobi atölyem var. Buradayız. Tam şu anda hobi atölyemdeyiz. Böyle boş zamanlarımda sosyal medyayla falan ilgilenmek yerine, onda zaman öldürmek yerine buraya geliyorum. Ama ağırlıklı çalışmam mesai saatlerinin dışında işte akşamları 6'dan sonra cumartesi, pazar, tatil günlerinde burada çalışıyorum. Zaman zaman da çalışırken de çok bunaldığım zaman da buraya inip çalışıyorum ve bundan da çok büyük dinleniyorum. İnanın insanın bir hobisinin olması çok çok güzel bir şey. Hocam, efendim Merve. Ha, tamam. Birazdan çıkacağım yukarıya. Şimdi imzalıyorum. Al Merveciğim. Birazdan çıkacağım yukarıya. Teşekkür ederim, sağ ol. Mehmet abi buyurun. Hocam buyurun gelin.